genel izleyici kitlesi için uygundur. Yeni Nesil Kafasından herkese merhaba. Girişimcilik ekosisteminden anekdotları, girişimcilerin hikayelerini, Yeni Nesil Kafası bakış açısıyla farklı vakalara bakışlarımızı anlattığımız, bütün bir sezonu geride bıraktığımız Yeni Nesil Kafası'na tekrar hoş geldiniz. Bir hafta daha beraberiz bugün. Balca bizimle beraber. Merhaba. Balca hoş geldin. Hoş buldum. İlk defa Ömer abiye değil, ilk konuğumuza döndüm. Bugün Balcı olunca bir değişiklik yapayım sen, dedim. Senin çekeceğin var. Eyvah. Demin şikayet de ettim benden, yapmayacaktın. Ne dedim, şikayet ettim sana? Bana sarıyorsun dedi. Sarıyorsun, yalan mı? Hemen özetimizi izleyelim. Bütün sezon Ömer abinin bana sardığı VTR'mize dönmek istedim bir an. Ne konuşuyoruz bugün Ömer abi? Bugün yine bir ilk, biliyorsun, girişimci olarak ilk kadın girişimci. Şimdi, geçen haftada şey bu vardı. Bu programdaki evet. Geçen haftada ilk erkek kurum tarafından Güner'i almıştık. Dolayısıyla sen bir ilksin yani. Hoş geldin. Çok sevindim. Bizim biraz şeyimizdi. Nedense öyle denk geldi. Evet. Herkesin müsaitlikleri tabii ki zor bulunuyor. Herkes çok yoğun. Üst üste bütün kurumlardan gelen insanlar kadın oldu. Üst üste bütün startupçı co-founderlar, kurucu ortaklar erkek oldu. Biz dedik ki bunu kırmamız lazım. Evet. Fort Otosan'dan Güner'i ağırladık. Şimdi de sen geldin. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Mutluyuz sen buradasın diye. Ben de dönüm noktası olduğum için mutlu oldum. Aynen öyle. Çok iyi. Burası normal bir televizyon programı değil. Rahatız. Evet, sohbet ortamı rahat gibi geçiyor. Ama senin hikayeni, sen nasıl geldin buralara, neler yaptın, şu an ne yapıyorsun, ne yapacaksın, onu tabii ki çok merak ediyoruz. Arada Ömer abi büyük ihtimalle bana laf eder, bir şeyler olur. Öyle kesilir yani sözün maksimum. Onun dışında... Şimdi kestirimci şey yapıyor. Kestirimci bakış açısı. Engel olmaya çalışıyor bana yani. Ama kestirimci gerçekten okunduğu gibi kestirimci. Kestirimci tabii. Kesmekten mi? Kestirmekten. Kestirmek. Kestirebiliyor musun? Ha, oradan mı geliyor? Allah Allah. Kestirebiliyorum. Biraz seni tanıyalım. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? V-Rover ne? Sen nasıl girdin bu işe? Biraz seni tanıyabilirsek süper olur. Neden yapıyorsun? Aynen. Evet, o önemli bir soru galiba. Doğru. Ben de arada düşünüyorum neden yapıyorum bunu arada? Arada neden kendime soruyorum gerçekten. 5 sebep bulmaya falan çalışıyorum. Ya tabii o kadar zorluğun arasında lan ben bunu niye yapıyordum tabii. Orada probleme aşık gerçekten olmak moduna döneriz tabii ki. Evet. Ben girişime ortağımla beraber, iki ortağız bu arada, Çağlar ve ben. İkimiz 5 yıl önce başladık. İkimiz de İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği mezunuyuz. Mezun olur olmaz böyle kafa kafaya verdik, şey oldu aslında. Hani bir şey yapmamız lazım beraber. İkimiz de bir girişimde bulunmak istiyoruz. Bir şey geliştirmek istiyoruz, bir şey üretmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Onun üzerine kafa patlatıyorduk. İkimiz de aslında bölüm dolayısıyla robotik eğitimi aldık. Yani insansız araçlar, robotik. Bir geriye atalım mı? Niye o bölümü seçtin? İsteyerek mi seçtin? Biraz oradan bak, yani üniversitede okurken başka bir yerlerde çalıştın mı, o seni nasıl etkiledi? Çünkü bir anda, ya tabii ki şu an çok popüler, 5 yıl önce biraz ivmeleniyordu ama kendi işini yapmak o kadar popüler bir şey değildi yani. Sonuçta büyük büyük kurumlarda çalışmak, maaş almak tabii. Müthiş bir şey diye övüyormuşum burada seni beyaz yakalılar. Yani nasıl oldu da kontrol ve otomasyon mühendisliğine girdin? Yine bir mühendis, iki mühendis ve ben tek. İTÜ zaten. Bir de İTÜ'lüsünüz. O iyice bir aynen, aynen. Tamam. Aynı benim hocamın kitabını okumuşlar onlar. He, okey. Münir hocanın değil mi? Ya evet. Tabii. Evet, evet. Senin de hocamdı. Tabii. Ama sizin hocanız olmadı. Yok, kitabını hayır. Okudunuz. Aynen. Tamam, okey. Güzel. Güzel bir o kadar da değil. Ya ben gencim ama o kadar değil. Doğru. Nasıl girdin bölüme? Yani şöyle, aslında mühendis olmak istediğimi biliyordum. İlgimi çeken alanlar genelde mühendislikle ilgili alanlardı. Kontrol ve otomasyon mühendisliğinin ne olduğunu açıkçası hiç bilmiyordum. İnşaat fakültesinde zannediyordum. Hani hiçbir alakam yoktu. Hangi fakültedeymiş? Elektrik elektronikteymiş. Bugün ben de bir şey öğrenmiş oldum. Senin üniversiteye girdiğinde öğrendiğin gibi. Yani çok araştırdım gerçekten. Hani ne okumak istiyorum, ne yapmak istiyorum. Normal bir öğrenciye göre biraz fazla araştırmış olabilirim. Hatta seçim yapmadan önce böyle Facebook'ta falan daha önceden işte bölüme girmiş ya da işte okulda başka bölümlerde okuyan eski mezun arkadaşlarıma yazıyordum. Sen ne görüyorsun, ne yapıyorsun, şu nedir, bu nedir? Böyle çok ciddi bir araştırma yaptım kendi çapımda.
Daha sonra işte kontrolün alanlarına baktım. Hani bir yandan elektroniğe ilgim vardı. Bir yandan da işte insansız araçlar, geleceğin teknolojisi. Hmm. Hani somut bir tarafı da var bir yandan. Elle tutulur bir şey de var yani. Çok daha popülerdi. IoT'ler, insansız araçlar, robotik. Bir popülaritesi vardı. Şimdiki kadar değil ama gene de bir popülaritesi vardı. Daha sonra dedim ki ben bu bölümü okumak istiyorum. Hiç de pişman olmadım. Gerçekten çok severek okudum bölümü. Okuldayken de dışarıda bir işte hiç çalışmadım. Stajlarım dışında. Ama okulda çok çalıştım. Yani zaten bizim okulda bölümler hep şey, dersler hep şey üzerineydi. Yani bir final, bir vize var ama bir yandan da bitirme projesi var. Yani bir final kadar bitirme projesi önemliydi. Sanki her derste ayrı bir tez yapıyormuş gibi projelerde bulunuyorduk. Şimdi bu projeler hani elle tutulur bir şeye dönüşünce, somutlaşınca, işte ekipçe çalışınca falan bu benim çok hoşuma gitti. Yani bir şey üretmek istiyorum, bir şey yapmak istiyorum böyle tetiklenmeye başladı içimde. Okulda da işte asistanlık falan da yaptım. Laboratuvarda görev aldım. Bu tarz işlerde de bulundum. Bir yandan da hani böyle bölümle alakalı değil ama ufak girişimlerde bulunuyordum. Hani şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Okulun mezuniyet balosunu falan yaptık yani. Ha, okay. Çağlar'la. Yani proaktif, alakasız şeyler de yaptık. Proaktif birisin yani. Aynen, aynen. Girişken. Aynen. Beğenmemiştik Mezunlar Derneği'nin yaptığını. O zaman biz kendimiz yapalım madem bunlar kötü yapıyor falan gibi böyle garip şeyler de yapıyorduk yani. Alternatif mezunlar partisi mi yaptık? Evet evet, alternatif yaptık. Vay, kimse de olacağına inanmamıştı. Bayağı belediye başkanının kapısını çaldık. İçeri girdik, dedik ki destek verin biz böyle böyle bir şey yapacağız. Böyle gerçekten kapı çalıp belediye başkanının içine girdik. Gerçekten oldu. Oldu gerçekten. Evet. Çok yaşandı. İyiymiş. Gerçekten. 5 yıl önce dünyanın nesi yermiş. Gerçekten böyle birileriyle konuşa konuşa gittik gerçekten ve sponsorluk verdi yani. Vay be. Güzel. Gerçekten uğraştık. Orada başladık tohumlarını atmaya. Yok, evet, girişkenlik. Zaten proaktif olmazsan, kovalamazsan olmuyor. Olmuyor tabii. Güzel bir adımmış. Bu kadar siyasi, biz 2-3 bölüm seçim konuştuk da oradan sonra bana şey gibi geldi. Nasıl ya, böyle bir dünya mı var Türkiye'de diye gibi geldi. Ama yani tabii o zamanlar daha az politikti her şey, belki de bizim için yani. Tabii, klasik tabii. Normal bir üniversite öğrencisi için diyorum. Daha sonra okul bittikten sonra işte böyle bir ne yapsak işte falan bir kafa karışıklığı derken Çağlar'la zaten okulda da bütün projelerde beraber yer aldık yani. O yüzden hani beraber çalışmaya da çok alışıktık. O dalgıçlık yapıyordu o zaman. Benim dalgıçlığım o dönemde yoktu. Yani suyu zaten seviyorum. Denizi seviyorum ama hani suyun içinde olmalıyım sürekli gibi bir gayem yoktu. Yani. O kadar da değildi. Onun etrafında çok fazla şey vardı. Endüstri işi yapan dalgıçlar vardı. Suyun altında işte bu kaynak gibi, su altı inşaatında çalışmak gibi işte. Ve onlardan sürekli şey duyuyordu. Hani ya su altında çalışan robotlar var. İşte yurt dışından geliyor. Siz de bunu okudunuz, yapsanız işte bir sürü iş geliyor falan. Bayağı gibi. Bayağı endüstriden talep geldi. Evet evet, gerçekten öyle. Biz de şans dedik ki ya deneyelim. Hani bir bakalım, bir şey yapalım. Sonra o zaman TÜBİTAK'ı duyduk işte. TÜBİTAK'ta işte genç girişimci desteği varmış. 1512. Buna, 1512. Buna başvurabilir miyiz? Bak, gurur duydu benimle. Suratını evet. Gördüm. Şu an gurur duydum. Bu bölümde sana bulaşmayacağım. Abartma. 2-3 dakika yeter. 1512'ye başvurdunuz. Hibe aldınız biraz. Evet, korkunç bir iş planıyla başvurduk. Ben nasıl aldık hala bilmiyorum. Ama aldık yani gerçekten. Demek ki yani kıstaslarınıza göre yine çok iyi ya da odaklandığınız alan belki de farklı. Belki de. Belki ya da hedefleriniz size göre yüksekti ama yaptığınız yeterli geldi. Olabilir. Doğru. Çünkü biz bayağı öncesinde böyle prototip falan oluşturmuştuk çünkü. Hı. Hani elimizde böyle şey Çaykur kolisinin içerisinde TÜBİTAK'a götürdük. Prototipi mi? Aynen, prototipi. Böyle bayağı şey borulardan yaptığımız böyle aşırı basic bir robot. Buna benzemeyecek sistem. Merak etme. Aynen, bu olacak da hani şey aldanmayın buna falan gibi. Öyle desteği aldıktan sonra biz bayağı 2 kişi başladık. 1,5 sene kadar da 2 kişiydik. O hibe sizi 1,5 sene kadar 2 kişi yaşatacak kadar yaşattı, bir hibe. O dönem yaşatabiliyormuş gerçekten, tamam, ama böyle hani ufak ufak gıdım gıdım giderek tabii yani. Zaten yeni mezunsunuz. Hani tabii, üniversiteden tabii. Yeni çıktınız ve bir şeyler deniyorsunuz. Bir şeyler denemek için yeterli gelmiş. Aynen tabii. O sürüncemeyi kabul ettik yani. Hani onu benimsedik tamamen. O biliyorsun, o girişimcilik 101. Tabii. YouTube'a yazınca sürüncemeler çıkıyor. Tabii evet. Tabii çok acılı bir dönem evet, çıkıyor. Şey soracağım yani. Şimdi İstanbul'da okudunuz ama İzmir... İzmir'e döndük. Yani şöyle o da mı oldu. İzmirli? Çağlar da İzmirli değil. Ben İzmirliyim yani. Ben okul bittikten sonra
İşte böyle ne yapmak istediğime karar verene kadar İstanbul'da kalmak istemedim. Hmm. İzmir'e dönmek istedim. O sırada da işte bu TÜBİTAK çıkınca onun hazırlıkları başladı. Ben kaldım. Çağlar, onun ailesi Marmaris'te, Marmaris'te o. O da oradaydı. Uzaktan etkileşimdeydik. Hmm. Bir yandan da işte o TÜBİTAK öncesi hızlandırma falan onları hallettik. Bir yandan kabul oldu. Şirket kurmamız lazımmış artık falan olunca o atladı geldi İzmir'e. İzmir'de başlayalım dedik. Hani bir yandan da su altı işi yapıyoruz. İşte İzmir'de olalım. Hani burada başlayalım. Maliyetler tabii bir yandan da. İstanbul çok maliyetli. Sea Rover ismini o zaman mı koydun? Evet evet. Bir gecede karar verdik Sea Rover'a. Ve su altı işi yapmak istediğimiz için işte böyle su altı keşfedicisi gibi bir anlama gelen Sea Rover ismiyle devam etme kararı aldık ve girişimimiz başladı aslında. Yavaş yavaş emeklemeye başladı. Yani aslında çok normalde ya problemi zaten endüstri getirmiş. Ya böyle bir şey yapsanıza demişler. Peki orada size hangi alanda ne bileyim işte petrol bilmem nesi mi yoksa hangi inşaatlar oluyor deniz altında? Yani biliyor muydunuz da belli bir şeye odaklandınız yoksa su altında çalışabilen herhangi X yapabilen bir robot yapalım mı yaptınız? Aynen aynen öyle başladık. Genel yani en azından su altında çalışsın bir bakalım uzaktan kontrol edebiliyor muyuz diye başladık aslında. Ve hani aslında olması gereken hiçbir şeyi yapmadık. Yani pazar araştırması, müşteri görüşmesi hani hiçbiri yok. Bunların hepsi Ar-Ge sürecinde hani ürün yapılırken yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı ama hiçbir fikrimiz yoktu yani sıfır ötesi sıfırdık. Ürün hakkında da sıfırdık yani ne kadar mühendis olursak olalım bir deneyimimiz yoktu yani. Evet ben de şu an şaşırarak dinliyorum. Ama şöyle düşün bak şimdi kimin hani biz diyoruz ya kimin hangi problemi çözüyorsun? Onlar bir problem çözmek üzere değil ama bir problem ailesini çözmek üzere. Yani zaten talep de öyle gelmiş. Diyorlar ki bunda böyle böyle bir şeyler var siz de yapsanız da madem biliyorsunuz. Aynen problemin çatısını vermişler. Evet. Problemi yolda keşfetmişsiniz. Biraz öyle oldu. Evet. Peki sen mi, yani kim daha çok ürün odaklı çalışıyor, kim daha çok business odaklı daha? Şu anda ben daha çok iş geliştirme tarafındayım. Çağlar Teknik tarafta ama en başta da böyle bir ayrım yoktu. İkiniz de prototipi sadece ürün yüzdürmek için evet, gerçek evet. anlamıyla. 1,5 yıl sadece ikimiz de ona odaklandık. Ürün ortaya çıktı, biz çok hızlı ticaretleştik işte zaten piyasadan talep geldiği için ama şey ürün satarak değil, ürünle hizmet vererek ticaretleştik. Arıyorlardı bizi işte bir boru hattı çekim var ya da bir survey, çapamız düştü. Mesela koca bir geminin çapası düşmüş, nereye düştü bu çapa diye arıyorlar. gidiyoruz işte bir günlük hizmet, iki günlük hizmet, günlük kazançla devam ediyorduk aslında o dönemde. Ha. İlk robotumuzun bir adı var mıydı? İlk robotumuzun direkt gözcüğüyle başladık, gözcü. Biz gözcüyle devam ettik gözcü. İlk robotlarda. Gözcü, Sea Rover gözcü. Peki, ya ilk başta mesela dertler, işte bir şeyin kaybolması, bir şeyin bulunması, çekim, yani kamerayla alakalı şeyler vardı. Hep kamera odaklıydı. Zaten inanılmaz dev bir problem yoksa hep kamerayla alakalı oluyor. Hmm. Hani genelde bu manipülatörü olan ya da işte iş yapabilen robotlar, işte petrol platformlarında falan kullanılan robotlar ama inanılmaz pahalı ve çok maliyetli robotlar onlar. Hani direkt ona odaklanıp ve çok büyük bir yatırımla gidilmesi gereken bir nokta. O yüzden biz hiç o tarafı seçmedik yani oraya yönelmedik. Daha çok hep gözlemleme üzerine devam ettik. Çünkü aslında hani ne kadar dalgıçlar su altında çalışsa da her işi gerçekleştirebilecekleri bir ortam olmuyor. Yani çok kirli ortamlar olabiliyor, derin olabiliyor. Zaten belli bir derinliğin üzerinde çalışamıyorlar ya da vakit geçiremiyorlar. Hı hı. Mesela bir boru hattının gözlemi dediğiniz zaman boru hattı 3 kilometre, 300 metre derinliğe kadar gidiyor. Yani bir dalgıcın yapma ihtimali zaten yok. Bir de risk tabii, risk faktörü var. Tabii tabii yani mümkünatı yok onlar için. O yüzden mesela biz yapana kadar yurt dışından hizmet almış firmalar. Hani Türkiye'de yok mu var işte insansız su altı aracı üreten firmalar var mı var. Ama genelde firmalar daha çok savunma sanayi odaklı çalışmalar yürütüyorlar. Hani böyle özel sektörde hizmet üzerine çok fazla çalışma yoktu. Hı hı. Biz aslında orada ufak bir boşluğu doldurduk piyasaya girince. Sizinkilerde İSA mı oluyor? İHA'nın karşılığında İSA. Evet evet insansız su altı aracı. İSA mı deniyor? İşte bilmiyorum şu an uydurdum. Vardır bir ismi. Evet. Peki ne noktada peki hani hızlı ticaretleştik dedin ama hizmet satarak ticaretleştiniz. Bunun bir yani ürün satarak ticaretleşme tarafı var mı şu an? Nasıl gitti? Aslında bir tane ürün de sattınız aslında. Şimdi şöyle başladı. O dönemde işte daha ufak robotlar yapıyorduk. O ufak robotlardan da bir tane satmıştık ama daha çok hizmet gitmişti. Sonra şöyle bir şey oldu. Yani bu hizmetleri verirken bir yandan da işte bazı röportajlar, online platformlarda birkaç program
da yer almıştım. Hı hı. Bu programlardan birinde işte büyük enerji firmalarından biri görüyor ve diyor işte arıyor bizi ve diyor ki işte benim hidroelektrik santrallerimde işte enerji tünelleri var bu arada. Havzadan işte rezervuardan suyu alıp türbinlere yollayan, enerji üretimi için suyu taşıyan ve dağların içinden geçen 10 kilometre, 5 kilometre inanılmaz büyük tüneller var. Bu tünellerin inspection'ı yani gözleme oldukça önemli. Ama maalesef çok manuel gerçekleşiyor. İşte gözlem yapacakları zaman santral duruyor. Oradaki bütün su boşalıyor. Ondan sonra bayağı insanlar içine girerek, yürüyerek. Maliyete bakar mısın? Korkunç bir maliyet bu arada yani. Ve 2023. Hala böyle bu arada. Hala böyle. Allah Allah. Ben şu an şoktan şoka giriyorum. Evet. Peki. Evet, hala böyle. Şimdi bunu yaptığınız zaman bir de tabii ki içeride çok uzun süre dengede durmuş bir suyu da çektiğiniz için betonda da çökme riski oluşuyor. O yüzden çok tercih ettikleri bir yöntem de değil. Yurt dışında da işte zaten sayılı firma var. 4 tane, 5 tane firma var bu hizmeti veren. Ama bugün bir şey olsa çağırırsanız 6 ay sonra randevu alırsınız. Yani ve o kadar büyük cihazlar ki yani nasıl desem bir kutuyu mesela işte bir arabayla da taşıyabilirsiniz, bir tırla da taşıyabilirsiniz gibi bir konu aslında. Onlar tırla hizmet veriyor. Yani bunun yapan bir araba yok burada. Mobil hani böyle kolay taşınabilir, hemen operasyona gidebilir araçlar yok. Tabii ki ona göre de çok kaliteli hizmet veriyorlar ama gereksiz yani. O kadar şeye gerek yok aslında. Belki yok. Şimdi tabii ki yine cahilce konuşacağım ama belki küçük bir çatlak var veya belli bir risk ölçümü yapacaksınız. Onun için o kamyonu oraya sokmaya yani şey laf geliyor. Gidemiyor da zaten çoğu yere. Şimdi denge bacaları işte bu barajların robotun operasyonunu yaptığımız yerleri hani dağın tepesinde daracık yollardan hiçbir aracın kolay kolay çıkamadığı yerler yani. Bir de böyle bir konu. Ulaşım konusu da var. Ulaşım da yok. Biz şöyle söyledim ya, biz Yeni Nesil kafasında hem EkoTürk'teki bölümlerde hem sosyal medyada aslında çok 101 odaklı yani başlangıç seviyesinde hem terminolojiyi hem de o bakış açısını vermeye çalışıyorduk. Burada söylediğin bir şey bizim daha önceki videolarımızdan bir şey çağrıştırdı bana. Herhangi bir şeyi 10x kuralı vardır ya, işte 10 kat daha hızlı, 10 kat daha ucuz veya 10 kat daha verimli yapabilirsen aslında ölçeklenme ihtimalin var veya pazarda belli bir pazar payı alma ihtimalin artıyor. Senin anlattığından da normalde pazarda bunu yapanlar da işte 10 kat daha verimli veya 10 kat daha hızlı yaptığınızı görüyorum. 10 kat daha ucuz yapmıyorsunuzdur diye de düşünüyorum. Hatta ama yapamadığını yapıyor. Daha da iyi. 10 kat da değil. Yok, giriyormuş. Ha. Analizini veriyormuş ama giremediği de oluyor. Yolda gidemiyor. O yol dar olduğu için gidemiyor. Gidemiyor ya da şey de var. Şimdi bu santraller çok eskiden tasarlanmış ve tasarlarken ben buradan robotla operasyon yaparım diye tasarlamamışlar yani. Giriş de izin vermeyebiliyor. Hani yani nasıl olsa boşaltacağım. Tünelin içerisine girmesi gerekiyor bu robotun çünkü. Tam boşaltıp insanla çözerim kafası yapmışlar. Tabii yani. Tabii o dönem. Hatta bakmama da gerek yok diye düşünmüşler. Hatta daha da yaparım böyle devam eder. Peki yeni yapılan hidroelektrik santrallerinde de mi durum böyle? Yoksa son teknoloji hidroelektrik santrali dediğimiz şey kameralarla veya radarlarla, sensörlerle izlenebilen bir şey mi? Aslında dünyada bu var. Yani şöyle var. Mesela Kanada'da, Amerika'da çok yaygın hidrolar. Ve oradaki tasarımlar buna uygun çünkü regülasyon da var ülkelerde. Mesela direkt bu robotla inspection'ın yapılması gerekiyor zaten. Senede bir yapacaksın da çünkü tabii ki yani elektrik üretimi günün sonunda çok önemli bir şey. Hani zaten hiçbir santral keyfi duruş bile veremiyor yani hiçbir zaman. Ve çökme olduğu zaman aylarca sürüyor o santralin duruşu. Ve aylarca elektrik üretememesi korkunç bir maliyet. İnşaatı ayrı bir maliyet, duruşu ayrı bir maliyet. Yani burada aslında en büyük değer o riski düşürmekte. Çünkü içeri girip bu operasyonu yaptığımızda, operasyonu yaparken burada üzerinde işte sonarlar var cihazın. O sonarla ses datası topluyoruz ve kendi geliştirdiğimiz bir haritalama yazılımıyla işte 3 boyutlu bir model oluşturuyoruz. Ve modelde şeyi görüyoruz işte. Burada çökme riski var, burada çatlak var ya da şurada bir sedimentasyon olmuş. Mesela bu senin üretimini etkiliyor gibi şeyler tespit ediyoruz orada. Mesela burada bakımını planlayabiliyor. Kuru sezonda mesela ben işte 2 günlük duruşla, 3 günlük duruşla bunu yapabilir miyim? Ya da işte yani tamiratını yapabilir miyim? Ya da ne kadar daha devam eder? Aslında bir risk planı gerçekleştiriyoruz orada. Aslında bak şimdi başından beri dinleyenler büyük ihtimalle şeydi, hatta yani ben de ilk duyduğumda öyleydi, sen de öyle zannettin. İşte donanım işi yapıyorlar, robotlar falan gibi böyle bir şey. Halbuki esas yazılım işi yapıyorlar. Aynen. Ve makine öğrenmesiyle dataya bakıp, sensörler önemli tabii ama sensörlerden gelen dataya bakıp bir sürü şeyi öngörebiliyorlar.
Evet, evet. Ya muhtemelen orada sizin ya da teşhis koyabiliyorlar değil mi? Sizin algoritmanız işte belli bir sayıdaki veriden sonra, şu anda öyledir muhtemelen, artık yeni bir kanala, tünele girdiği zaman, yine lütfen düzelt beni, doğru kullanmıyor olabilirim. Ama benzer bir veriyle karşılaştığında burada işte çökme riski, X, Y, Z vardır diyebiliyorsunuz. Peki, 2-3 adım ileriden soru soracağım, sonra geri dönelim. Ben bunu duyunca senden şunu düşündüm. Benim bir sigorta şirketim olsaydı, kurumsal sigorta veren HES'lere veya işte enerji şirketlerine, işte C-Rover raporu yaptırmayana veya işte belki Amerika'daki rakiplerinize o büyük analizleri de yaptırmayana çok pahalıdan poliçe yapardım diye düşünüyorum. Var mı böyle bir vaka? Var, evet evet var. Yani üzerinde çalışıyoruz şu anda. Hani birebir bu gerçekleşmiş değil ama mesela hemen, birkaç hızlı sigorta firması saçmalık var. Saçmalık, yani hemen yapmanız lazım. Yani sigorta firmaları çok yavaş biliyorsun ve tutucular. Değil mi? Genellemeyelim, hızlısı da vardır ya. Valla bulduk gibi bakalım. Buldunuz mu? Hadi bakalım. Yani çünkü orada çok önemli gerçekten. Benzer çalışmayı şimdi işte rüzgarda da yapıyoruz, bahsederim ama hidroda da rüzgarda da aslında yaptığımız şey risk ölçmek ve zaten sigorta şirketinin işi bu. İşi bu, aynen. Riski evet görmek istiyor. Günün sonunda başına gelecekleri de hesaplaması lazım yani. Hani ya da o bakımlar yapıldıkça ciddi bir risk azaltıyoruz ve ciddi bir para kaybını da önlüyoruz. Yani iki taraf da kazanıyor. Sigorta da kazanıyor. Burada enerji firması da kazanıyor. Siz de kazanıyorsunuz. Günün sonunda. Peki yine 4-5 adım geri gideyim. Bir adım geri gel yapıyorum ama TÜBİTAK hibesi bitmek üzere artık. Biraz servislerden para kazanmaya başladık. Yatırım mı aldınız? Nasıl ilerlemeye karar verdiniz? Yoksa bootstrap, yani kendi yağınızda kavrulup servislerin getirdiği parayla mı büyüdünüz? Kendi yağımızda kavrulduk çok uzun bir süre. O enerji firmasıyla o anlaşmayı yaptık ve dedik ki biz ürünümüzü buna adapte edeceğiz. Çünkü burada güzel bir pazar var belli ki. Bu en başta konuştuğumuz konu gibi, işte problemleri yolda gördükçe aslında revizyonlarla gerçek bir model şekillenmeye başlıyor. Orada o sıkıntıyı enerji firması bizimle paylaşınca dedik ki hani biz buna çevireceğiz artık rotamızı ve aslında deniz tarafını komple kestik. Hı hı. Ve dedik ki biz artık tamamen hidrolara odaklanıyoruz ve enerji sektörüne girişimiz de böyle oldu. Yaklaşık bir yıl sürdü ürünü üretmemiz. Daha sonra da şöyle oldu, yani ürünü üretsek de o ürün de satışın olması çok muhtemel bir ürün değil. Daha doğrusu istenilecek, satışı olsun istenilecek bir ürün değil. Çünkü çok yüksek teknolojik bir ürün ve suyun altında çalışıyorsanız illa sıkıntı olur. Her zaman olur. Bu dünyanın her yerinde böyle. İyi bir kural. Bu bir kuraldır, bunu herkes bilir. Sizin operasyonda orada olmanız gerekiyor. Operasyonu ayrı bir know-how gerektiriyor, ayrı bir tecrübe gerektiriyor. Ya da mesela santral orada bir günlük duruş vermiş, siz operasyon yapacaksınız, başka bir lüksünüz yok, o bir günde bitecek yani. Hani bugün olmadı, şu oldu, bu bozuldu, yarın tekrar gelelim gibi bir lüks olmadığı için orada bir problem çıktığında hemen çıkartıp orada tamir edip tekrar yollamak gerekiyor. Ne olursa olsun devam etmek zorunda operasyon yani. Orada ciddi bir operasyon know-how'ı gerektiği için aslında orada da şöyle ilerledik, yine senelik bakım kontratıyla. Yani güzel, gidip santrallerde satmış hizmet verme üzerine. Ama bu enerji firması tabii bizim o ürünleri üretecek paramız olmadığı için biz daha ürünü üretmeden baştan ödemesini yaptı. Ben de o zaman bu ürünü satın alıyorum ve baştan ödüyorum. Bak hepsi YNK. Evet. Kendileri bulmuşlar. Bak genel bir problemden bence, güzel bir probleme. Hangi şirket bu? Bence konuşalım ya. Ne güzel olur, yapmışlar. Olur olur. Enerjisi Üretim bence müthiş bir şirket yani. Bence de süpersiniz. Müthiş bir vizyon ve müthiş bir modeldi yani. Aynen öyle. Yeni nesil kafalı kurumları evet, her zaman anmamız lazım. Evet. Yani biz ne diyoruz? Hep işte önce iyi bir işi, yani basit bir problemi çöz, iyi çöz, sonra başka bir şey yaparsın. Sonra ön ödeme al eğer yatırım alamıyorsan diye hepsini yapmışlar işte. Evet evet. Ya orada ya müthiş bir birliktelik sağladık aslında firmayla. Çünkü bir yandan benim bu ürünü üretebilmek için çok ciddi bir know-how ihtiyacım var. Hidro nedir bilmiyorum. Nasıl çalışır bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Robotum var. Aynen, yani bu nerede gezecek? Bir tane dalgıç ortam var. Biraz suyla ilişkim var. Aynen aynen, o kadar bir bilgiyle. İzmirliyim. Yani. Hani suya yakınız. Bu bilgiyle başladık yani. Ve iki kişiyiz. Yani bu arada Enerjisi Üretim'in hani bizim o sırada inanılmaz küçük bir ofisimiz, içeride küçücük bir atölye gibi yaptığımız bir şeyimiz, iki çalışan, iki stajyer yani. Hani geldi ve dedi ki tamam size güveniyoruz, vereceğiz işi. Ha, bu çok önemli bir şeydi bizim için. Riski de almışlar. Tabii, yapamayabilirsiniz. Çok büyük ihtimal yani yapamayacak olmanız çok büyük bir ihtimaldi. Ama o güveni duymaları ve bizi teşvik etmeleri bizim için çok önemliydi. Biz de o riski kendimizce alıp dedik ki yapacağız bunu. Ama aslında gerçekten yüksek teknolojik bir ürün ve
hani bizden çok şey götürdü yani o bir sene. Peki ben şunu anlamıyorum. İki tane yeni mezun mühendis yüksek teknolojili bu denli zor bir konuyu nasıl becerdi? Yani yardım aldınız mı? Evet yardım aldık. Çok yardım aldık. O yardımı da nasıl aldık? Dünyanın her yerine koşturduk. Yani girip böyle deliler gibi araştırma yaptık. Hani dünyada bu işi kimler yapıyor? İşte bu ürünleri kimler satıyor? Ya da ürünün parçalarını kimler satıyor? Kimler operasyon veriyor? Ya bunların hepsine ulaştık. Mesela birçok alakasız ülkeden partnerimiz var beraber çalıştığımız. Sizi yani. Satan gibi mi yoksa? Beraber çalışıyoruz. Ben ondan parça alıyorum. İşte hem ben ona para kazandırmış oluyorum hem de ondan aldığım parçayla ürün üreteceğim için ben de kazanmış oluyorum. O da bana bu süreçte yardımcı oluyor. İşte şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yani dünyadaki teknolojiyi takip etmek aslında çok zor bir şey değil. Gerçekten ulaşabiliyorsunuz yani. Yani çok uğraştık ama o yardımlarla işte bununla ilgilenen insanlarla yapılan görüşmelerle ya da atlayıp uçağa gidip ya bunu nasıl yapıyorsun anlat işte falan. Burayı çözemedim de bir. Aynen gerçekten gidip ziyaret etmekle falan çözdük yani işbirlikleriyle diyebilirim. Süper. Peki. Son bir soru alayım senden sonra reklam. Reklama gideceğiz. Ben hayır konu, iki tane ana konu vardı o. Onun için şimdi sormayacağım ama bir tanesi isim değişikliği yaptınız. O niye ve nasıl? İkincisi de reklamdan sonra. Oo, reklamı izletip geri getirdin evet. Bütün izleyicileri. Evet. Süper. Güzel gidiyor bence. Sen keyfin yerinde gibi. Süper. Biz de mutluyuz. İyi ki geldin. Ben de öğreniyorum bu arada. Biz de ilk defa bir konuğumuzla daha önceden tanışmamıştım. Benim için de bugün benim için de ilk. Yine ilklerin günü. Balca ile beraberiz. WeRover'ın kurucu ortağı. Hem girişimcilik hikayesi dinliyoruz hem de WeRover ve sektör hakkında ben de sizle beraber bir şeyler öğreniyoruz. Reklama gidelim sonra devam edeceğiz. Yenilesi kafası kaldığı yerden devam ediyor. Balca ile beraberiz. WeRover'ın kurucu ortağı. WeRover mı? WeRover'dı. Ne oldu WeRover? Değişti arada. Bilmiyor musun? Ha. Ya. Reklamdan beri çok şey değişti. Sizin haberiniz yok. Lütfen bizi bırakmayın. sen iki tane konudan bahsediyordun. Bir tanesi bu isim değişikliği. Bir tanesi isim değişikliği. Niye isim değiştirdi? Bir de bomba bir şey soracağım. Soracağım. İnsanlar reklamları izledi. Geri geldi. Sen de bilmiyorsun. İşin böyle bir tarafı Balcı da bilmiyor. Heyecanlandım bu arada yani. Ben isim değişikliğinden önce soruyu duymak istiyorum. Hayır. Aa, o zaman isim değişikliği. İzlemezler yoksa. Doğru diyorsun. Biliyor mu televizyonculuk işini? Öğrendik. Nedir peki? WeRover, SeaRover'dınız. Ne oldu da WeRover'a döndü? Yani su altında işte hidrolarda çalışmaya başladıktan sonra enerjiye girdik zaten. Çılgınlar gibi su altında ilerliyorduk ama sonra enerji sektörüne gelince aslında yaptığımız iş şeye döndü. Erken aşamada hasar tespitine ya da kestirimci bakıma bu bahsettiğimiz yani. Kestirimci? Hasar olmadan yani büyük bir hasar olmadan önce olabilecek olanları tahmin etme gibi yani. O kestirim. Evet kestirmek evet. Dedim ya sana. Ha, hasar kestirimi yani şey evet. Pardon risk kestirmesi. Gibi. İğrenç bir Türkçe. Predictive ya da preventive yani. Evet. Öngörüye dayanan. Evet. Kestirimcilik. Tahmine dayanan evet. İlk defa duydum. Yine bugün en çok bir şey öğrendiğim program oluyor. Aynen kestirimcilik. Kestirimci şeye döndünüz, iş modeline döndünüz. Evet. Hasar tespiti. Evet. W ile yazılıyor değil mi? W. Evet. Neden biz gözlüyoruz, her şeyi gözlüyoruz anlamında. Şöyle oldu. Şimdi kestirimci bakıma dönünce firmalardan tabii şey talebi gelmeye başladı. Ya bizim hidrolarımız var ama rüzgarda var, işte güneşte var, aynı benzer bir sistemi orada uygulayabiliyor muyuz? Hani mesela hidroda data toplayıp onu analiz ediyorum aslında. O datayı robotla topluyorum ama başka bir sahada başka bir şeyle data toplayıp yine onu da analiz edebileceğim bir sistem altyapısı kurdum aslında. Bence robotçu olmamaları burada çıkıyor. Evet. Yani evet. Şey değil, evet tabii ki veri toplayıp analiz edip rapor sunmalarında da başlıyormuş ama herhangi X bir şeyle datayı toplarım. Evet. Ve Y çıktısını veririm
Aynen, aynen. İşte buyurun, tam ölçeklenebilirliğinde şeyin yolunu bulmuş. Ama Allah bilir, yatırımcılar size şey demiştir. Yok, bu ölçeklenmez. Robotla olmaz iş tabii falan filan. Robotta hep şeyle karşılaştık. Hani bunu ölçekleyemezsiniz, burada böyle bir şey çıkmaz gibi. Bu sefer ama şöyle iyi bir şey oldu. Biz onu duydukça kafamızın bir yerinde hep o çınlıyordu yani. Şu robotları salmalıyız. Yani ne yapacağız? Hani neyi çevireceğiz? Şimdi her şeye bakarken ona göre bir fırsat görmeye başladık. Aslında o anlamda iyi oldu bizim için. Daha sonra rüzgarda problemleri görmeye başladık. Rüzgardan çok problem anlamıştık. Bir adım geri atacağım. Şimdi bir müşteriniz vardı. Sonra aynı vakayı başka HES'lerde de çokladınız değil mi? Bir sürü müşteriniz var mıydı o anda? Bir sürü müşterimiz yoktu. Ama müşterilerle sürekli görüşüyorduk zaten. Neden müşterimiz aslında elinizde yoktu? Bir vaka var, çalışan bir vaka var. Yapmışsınız Türkiye'nin önemli şirketlerinden biriyle hem de. Evet, evet. Neden olmadı? O çok, yani o kadar uzun sürdü ki bu bahsettiğimiz süreç çünkü. Hani o ürünün çıkması, hizmet verilebilir hale gelmesi ve sonra işte enerji üretimin bizim ilk aslında hizmet verdiğimiz müşteri olması. Hı hı. Şimdi o aşamada şeyi bekledik, hani gerçek, şimdi ürün zaten onlara ait aslında. Hani bu ürün kendini kanıtlasın, bu hizmetleri biz verelim işte. Ondan sonra... Onlara ait derken onların süreçlerine daha yatkın anlamında mı söylüyorsun? Yo, o ürünleri zaten onlar satın aldı. Hani mesela zaten doğrudur, parasını verdi ve onların satın aldığı ürünlerdi. O yüzden bekledik, hani o sırada da ürün geliştirelim. Hani yazılım biraz daha otursun. Hı. Onu bekledik. Sonra başka müşteri elde ettik bu arada. Pahalı bir POC yapmışlar. Evet, doğru. Yani code development, beraber geliştirmiş. Beraber geliştirdik gibi bir şey. Ama bu arada pahalı da bir hizmet olduğu için hani... Kolay kolay böyle müşteriye gittiniz, hadi gel deneyelim gibi bir şey olmuyor. Tabii. Yani hizmetin kendisi de biraz pahalı bir hizmet. Ama orada şey var gibi geliyor bana, yanlışsam düzelt, bu sektöre uzağım tabii ki ama. İşte normalde bir işte SaaS şirketinin bir işte dijital satış işine denenmesi ne kadar kolay. Hatta bulutta çalışıyorsa bir dakikada denenebilir. Bizdeki öyle olmuyor. Biliyorum. Ama orada bir satışın iyileştirilmesine ayrılan içerideki bütçeyle orada bir enerji şirketinin Ar-Ge'ye ayırdığı bütçe zaten benzer oranda büyük değil mi? Yani onların size verdiği POC de onlara küçük geliyordur muhtemelen. Tabii diye tabii, aslında baktığımız zaman onların şeyine, büyüklüğüne göre ayırdıkları bütçe oldukça küçük tabii ki yani. Bizim için büyüktü o. Tabii, onlar tabii. için yok, değildi. Devam. Hatta şöyle mi? Bir kere boşaltıp bu işi yapmaya bedel mi mesela? Ya da onunla aynı büyüklükte mi aşağı yukarı? Yani büyükçe bir santralse evet. Her şey yani. Suyu boşaltın. Evet. Evet, evet. Yani bir kere boşaltmasını... Geleneksel yöntemin maliyeti, bunun bir kere üretilme, geliştirme maliyeti. Tabii tabii. Hatta bazı santrallerin daha boşaltılması çok çok daha bile fazla yani. O yüzden onlar için çok mantıklıydı. Hatta yurt dışından alabilecekleri bir hizmet fiyatına robot sahibi olmuş oldular. Hatırlıyorum, bunu ilk tanıştığımızda bir Zoom şeyi yapmıştık, hatırlarsın. Orada söylemiştiniz bunu. Ben oradan biliyorum yani. Tahminde evet, evet. bulunmadım. Peki robotu ve çok, onlar... Ve çok etkileyiciydi bu, anladın mı? Robotu onlar aldı. Siz o yüzden bakım anlaşmasına döndünüz. Operasyon anlaşmasına. Operasyon evet, ve bakım anlaşması. Sonra başka robotlar da ürettiler. Tabii tabii. Daha sonra işte... Bizim eski robotlarımızla revizyonlar yaptık işte başka hizmetler de verebilmek için, ama geçtiğimiz işte iki seneyi biz tamamen enerji üretimin bu operasyonuna ve bu ürünün çıkmasına harcadık diyebilirim. Çok normal bence. Ama aslında bizim için güzel bir dönüm noktası oldu. İyi bir ciro da elde ettik. Bu da işte bizim ne sağladı? Altyapımızı güçlendirdik. İşte kendi atölyemizi kurduk. Ekibi büyüttü. Ekip büyüdü. Kaç kişisiniz? Şu an 26 kişiyiz. 26 kişilik bir ekip var. Bu ekibin içerisinde de işte daha sonra rüzgar tarafını adapte etmeye karar verince, çünkü rüzgar bir yandan baktığımız zaman yani yenilenebilir enerji, geleceğin teknolojisi, hani gelecek oraya gidiyor artık, yenilenebilir enerjiye gidiyor. Biz hani yatırımlarımızı, aslında teknoloji yatırımlarımızı biraz da buraya yapalım, hani buraya uygun bir şey çıkartalım, buraya adapte edelim diye bir karar aldık. Bir buçuk... Kendi Ar-Ge'nizi planladınız yani. Kendi yatırımımızı yaptık ve kendi Ar-Ge'mizi planladık aslında. Bir buçuk yıl önce bu tohumları ekmeye başladık. Ama zaten enerji sektöründe olduğumuz için ve güçlü bir ağım olduğu için, yani o dönemde çok fazla müşteriyle görüştüğümüz için, bizim için santrallere ulaşmak çok kolay oldu ki çok muhafazakar bir sektördür. Rüzgar hani diğer enerjilere göre çok çok daha muhafazakardır yani. Direktlere yaklaştırmıyorlar değil mi? Yok yok, yani hiçbir teknoloji paylaşılmaz, hiçbir şeye yaklaştırılmaz. Neden diğerlerine göre? Yani şöyle, enerji sektörünün muhafazakar olmasını anlayabiliyorum
Ama o rüzgarın diğerlerine göre daha muhafazakar olmasının ise bir şeye bağlayamadım. Üreticilerden geliyor muhafazakarlık. Şöyle üreticilerden geliyor. Şimdi geleneksellikten bahsediyoruz bu arada. Hani muhafazakarlık evet, artık evet. Yanlış anlaşılıyor. Korumacı yani dışarıya verilmiyor. Bilgi hep içeride. O da şeyden geliyor. Şimdi enerji firması bir rüzgar sahası kurmak istediği zaman mesela Siemens'ten, Vestas'tan gidip diyor ki ben türbin alacağım. Anlaşmayı yapıyor. Siemens geliyor türbini kuruyor. Sonra da diyor ki benimle bakım anlaşması yapacaksın. İşte garanti vereceğim ben de sana. İşte 5 sene, 10 sene uzun vadeli bir bakım anlaşması yapıyor. Sonra diyor ki Siemens artık yani türbinler benim aslında. Hmm. Yani yaklaşmayacaksın. Bunu garanti verdiğim sürece her şeyle ben ilgilenirim. Her şeyine ben bakarım. Hmm, garantisi bozulmasın diye gibi aslında. Gibi. Hani ben sana, biz anlayabilelim diye öyle evet, çevirdim evet. Ama. Yani ben sana bir çalışma garantisi sağlayacağım diyor. Hmm. Hani her şeyle ben ilgileneceğim ama diyor hani sen de diyor şey yapamazsın gibi. Tabii ki bu anlaşmanın büyüklüğüne göre değişen bir şey de. Ama zaten orada anlaşmalar küçük oluyor mu ki? Olabiliyor. Yani küçük dediğim hani mesela şey daha küçük sahalar var. Mesela 5 türbinlik bir saha var mesela. Yani. Küçük mü gibi kabul ediyor? Yani küçük 5 türbinlik saha küçüktür, işte 45 türbinlik saha çok büyüktür gibi. Büyük gibi. Şimdi öyle olduğu zaman üretici firmaların arasında şey rekabeti var. Tasarım, işte bilgi. Üretim. Hani sonuçta onlar o kontratı yapabilmek için inanılmaz bir Ar-Ge'li teknolojiyle birbirleriyle yarışıyorlar. O yüzden o bilgiler inanılmaz muhafaza ediliyor aslında. Aslında yaklaştırmayan enerji firması değil, oradaki üretici firma o bilgiyi içeride tutan. Anladım. Aslında yani şeyle regülasyonu ağır olan çoğu sektörde olduğu gibi aslında. Yani bankada da böyledir çünkü sonuçta. Ama şöyle mesela bankacılıkla benzeştirmeye çalışayım. Sen beni yanlışla bazıda çoğu hizmet aynı yerden çalışıyor ya işte bankacılıkta hani kredi kartın var, kredi var, işte mevduat var bilmem ne ama böyle çok yenilikçi bir şeyler yapmaya çalıştığında da yapmaya deniyorsun. İşte bir kullanıcı adapte oluyor, olmuyor, sonra devam edebiliyor gibi. Burada da bazıda herkesin yaptığı şey benzeşmiyor mu? Tabii ki yani günün sonunda yapılan işlem genel hatlarıyla aynı. Nerede farklılaşılabiliyor? Ya şimdi olay şey olduğu için enerji üretimi ve enerji üretiminden para kazanmak olduğu için orada çok ufak nüanslar. Mesela kanattaki çok ufak bir tasarım değişikliğiyle sizin üretim miktarınız değişebiliyor ve orada binde 5, binde 10 çok önemli tabii oluyor. Canım. Evet o uçakların hani kanatların ucuna şey taktılar ya acayip yakıt şeyi sağladı. Gibi. Aynı onun gibi. Şimdi öyle olduğu zaman da hiçbir bilgiyi dışarı vermek istemiyorlar ki o seçilsin gibi. Şimdi enerji firmalarının oradaki sıkıntısı da şeyden başlıyor. Şimdi tamam her şey garanti kapsamına alıyor üretici ya da bakım anlaşmasını yaptığı firma diyelim. Ama kanatlardaki yıldırım hasarları bu bakım anlaşmasına dahil edilmiyor. Çünkü yıldırım hasarını hesaplayamıyorsunuz. Tabii. Sene içerisinde kaç tane denk gelecek. Ve kanat bakımı normalde senede bir ya da iki kere bu iple erişim teknikerleriyle yapılıyor bayağı. Hani türbinin tepesine tırmanıyorlar. Duruş veriyorlar yine aynı şekilde kanatlara bakıyorlar ya da işte aynı şekilde belki drone firmasıyla anlaşıyorlar ama gene belli periyotlarla yapıyorlar bunu ve duruş vermeden teknisyen oraya gitmeden kanatların başına ne geldiğiyle alakalı hiçbir bilgileri yok. Yani benzer bir problem aslında tünellerle. Hı hı. Orada da enerji firmaları da şey hevesi var hani bir sistemimiz olsa bir sağlık izleme sistemimiz ben kanatların başına ne geleceğini görmek istiyorum çünkü kanat bir kere yandığı zaman, büyük bir hasar olduğu zaman tamiratı çok maliyetli. Çok büyük bir şey olduğunda değişimi inanılmaz maliyetli. Hani aylarca bekliyor yine durup santral ve orada da kayıplar çok büyük. Tabii. O yüzden şimdi hem enerji firması bunu talep etmeye başladı. Ya bir sistem yapalım, ben bunun sağlığını izlemek istiyorum, başıma ne geliyor görmek istiyorum. Bir yandan da aslında şey durumu yaratmaya çalıştık. Hani ben burada enerji firmasına bir katkı sağlıyorum ama üreticiye de bir kazanç vermem lazım. Hatta sigortaya da bir kazanç vermem lazım. Şimdi OEM de bakım anlaşmasında bakımı karşıladığı için tabii ki az hasar olsun ister. Çok hasar olsun istemez yani. Ne kadar cebinden az para çıksa o kadar iyi. Enerji firmasında aynı şekilde. Sigortada da şey oldu işte yine prim düşürme olayı. Hani böyle bir ürün kullanıyorsan ben riskimi görebilirim. Ben de primlerimi düşürürüm. Sen de kazanırsın. Ben de kazanırım gibi. Orada böyle güzel bir denklem yakaladık. Hani biz böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Sonra rüzgar tarafına ürünümüzü adapte etmeye başladık ve IoT bir cihaz ortaya çıkardık. İçinde bir mikrofon var. Manyetik bir şekilde türbinin böyle gövdesine yapıştırıyoruz. Bayağı plug and play bir sistem. Yani şey direkt çalışabilir bir sistem. İşte başlat tuşuna basıyorsunuz ve sistem açılıyor.
kanatların sesini dinlemeye başlıyor. Daha sonra işte yine makine öğrenmesi algoritmasıyla beraber kanat sesinin normalini öğreniyoruz. Yani sağlıklı bir ses budur. Bir anomali olduğunda, yıldırım çarptığında ya da işte buzlanma olduğunda bunu tespit ediyoruz ve anlık bir şekilde uygulama üzerinden firmaya uyarı veriyoruz. Senin işte Balıkesir'deki 3 numaralı türbünde böyle bir hasar var gibi. Hasar raporları oluşturup anlık bir şekilde onlarla paylaştığımız bir sisteme döndük şimdi aslında. Şimdi çok fena bir benzetme yapacağım şimdi. Hadi bakalım. Tansiyon ölçtürürsün ya, tansiyon ölçersin bir şey çıkar, ha düşük yüksek falan der. Ama gün içindeki şeyini bilemezsin tansiyonun. Holter cihazı diye bir cihaz var. Aynen. Takıyorsun, o gün boyunca senin aslında sizin yaptığınız şeyin çok benzerini yapıyor. Şey. Evet. Çok benzer bir şey. Oldu. Rüzgar türbünü için holter şeyi yapıyorsunuz aslında. Benzetmesi evet, evet. Güzel. Üstüne bir de işte onların tek tek incelemesi yerine ben direkt diyorum ki burası anomali deyip önüne çıkartıyorum. Ya bir de aynen doktor anlayabilir senin holterinin anomalisini. Burada direkt kendisi makine anlayabiliyor. Makine öğrenmesi evet. Sayesinde. Süper. Makine öğrenmesi hepimizi bitirecek. Yok ama bir şey söyleyeceğim. Şunu duymak benim için sevindirici. Yani kaç haftadır, aydır işte yapay zeka zaten onun alt başlıkları olarak işte makine öğrenmesini konuşmaya çalışıyoruz. Ama herkes o kadar jenerik bir yerden konuşuyor ki bunu gerçek operasyondaki halini dinlemek çok bence somut. Çok somut bir yerde. Peki rüzgarda ama müşteri sayınız artmaya başladı o zaman diye evet, düşünebiliriz. Evet. Beklediğimizden çok hızlı oldu aslında. Hani biz bir anda ürüne başladık bu görüşmeleri yaptıktan sonra. Bu sefer daha kurallarına uygun gittik tabii. bir anda şey yaptık işte. İlk prototip çıkar çıkmaz biz firmaları aradık. Dedik ki yani biz türbine bunu yerleştirebilir miyiz? Hemen data toplamak istiyoruz çünkü. Data set oluşturmak inanılmaz önemli burada ve hazır bir şey ulaşamıyorsunuz. Normalini yani. Anlayabilmek için. Evet, evet. Yani o eğitmek gerekiyor sistemi ve onun için o havuz çok önemli. Şimdi normalde başka bir sektörden alıp ben bunu yapacağım deseydim, bunu toplamam inanılmaz uzun sürerdi ve o firmalara ulaşmam da inanılmaz uzun sürerdi. Hı hı. Ama zaten o bağımız olduğu için çok hızlı bir şekilde sahalara girip bu kurulumları yapabildik ve o zamandan beri işte hem ürünümüzü test ediyoruz, işte bir sıkıntı çıktığında hemen revize ediyoruz ve geri takıyoruz. Bir yandan datamızı toplamaya başladık, işte verimizi toplamaya başladık yani. Türkiye'de kaç rüzgar üreticisi var? Çok fazla var. Çok var. Çok fazla var. Türkiye'de hatta yani beklediğimizin çok bile üstüne çıktı. Geçtiğimiz kaç tribün var ya da? %30'lara çıktı mesela rüzgar enerjisinin total tüketim oranı. %30? %30'lara çıktı aylık bazda. Evet evet çok ben yükseldi. Ben bugün ne çok şaşırdım ya gerçekten. Ben de bilmiyordum. Ben yüksek olduğunu biliyordum da o kadar bilmiyordum. Şu anda bir enerji krizi var zaten ha. Genel olarak. Orada rüzgar kullanımı çok ciddi bir şekilde arttı mesela. Devlet teşvikleri bakalım. Devam ediyor mu rüzgar? Yenilebilir enerji zaten devam var, ediyordur var, muhtemelen var. Ama evet, rüzgara da özellikle bildiğim vardı. Bildiğim kadarıyla hala devam ediyor yani projelerle devam ediyorlar. Peki. Bir rover işini cevapladın mı emin değilim. Şimdi oraya geliyordum. Şimdi bir rüzgar çıktı, bir su altı çıktı. Şimdi Sea Rover adıyla devam etmemiz artık karşılamıyordu yani paket hatta kaplamıyordu. Hatta bir ara güneş de çıktı. Bir ara güneş bile vardı şimdi artık dedik şey, odağımızı kaybetmeyelim güneş bir yerde dursun. Sonra döneriz. Hiç tarzınız değil bu arada. Sonra oraya, sanki dalıp orada da bir tane bir şey yapabilirdiniz gibi hissettim ama. Arada bir içimiz gidiyor yüzerlere falan bakınca su üstü panellere falan ama. Ah ah şurada yürüyen bir robot olsaydı. o karşılamadığı için. Ana bir grup adı altında toplayalım ürünlerimizi dedik ve V-Rover adıyla devam etmeye başladık. Aslında V-Rover'da şeydi hem biz olan V olarak yapmak istedik. Hani biz keşfediyoruz, biz ulaşıyoruz gibi. Bir yandan da işte water ve enerji yan yana getirelim falan gibi. Water ile alacak. Sen hala suda water ile alacak. Suya bir dokunacağım diyor yani. Sen Ankara'da falan yaşayamazsın. Sen yok, Ankaralılara yapamam, yapamam. Şey diyen tipsin. Nasıl yaşıyorsunuz orada? Deniz yok falan. Ben o iğrenç insanım. Estağfurullah. Ama o tipsin belli. Adada bir water şeyi yapmış yine de. Sen hadi artık sor bu kadar konuştuk. Clean Tech Hub. Ay, evet. Evet doğru öyle bir ekosistemcilik yanında var, rolünde var. Evet, çok istedim gerçekten. Nedir o? Bir anlat bize. Şöyle, hatta Ömer... Yapabilirsin, hala yapabilirsin. İnanıyorum zaten ben hala. Çok eleştirildim, destek çok eleştirildim olalım. O konuda. Destek olalım. Biz, hatta Ömer abiyle de o vesileyle konuşmaya başlamıştık. Şimdi İzmir'de bir girişimiz. Ve biliyorsunuz ki bir yandan da işte girişimcilik ekosisteminin içerisine yer almak girişimci için çok önemli. Çünkü dokundukça sağındakine yani sonundakine bir şey öğreniyorsun ve oradan hızlı hareket edebiliyorsun. Şimdi İstanbul'da çok güzel bir şekilde bu kurulmuş var yani gerçekten ama İzmir'de çok zayıf. Yani yok denebilecek kadar az bir ekosistem var.
Biz de İzmir'deyiz. Şey oldu, hani girişimimizi belli bir noktaya getirdik. Ya biz de bu işin içine el atalım ve burada böyle bir şey inşa edelim, bir şey yapalım. Hani bunu gelir amacı güderek yaptığımız bir şey değildi. Yani zaten kendimize bir atölye kurup ofis yapacaktık. Ve bunu dedik ki biz bu koca binada yapalım. Bir bina tuttuk işte Alsancak'ta, merkezde. Bunu böyle eğlenceli bir hale getirelim. Ben zaten bir katındayım. Geri kalan katları da revize edelim. Ve sonrasında işte işbirliği yapabileceğimiz, işte burayı işletebilecek ve bizimle aynı vizyonda birileriyle işbirliği yapabilirsek burada bir hub oluşturalım. O zamanlar zaten özellikle şey üzerine düşünüyorum, temiz teknolojiler üzerine bir hub oluşturalım. İşte yenilenebilir enerji olur, işte elektrikli araç olur, batarya olur, ne olursa gerçekten. Bunun üzerine bir hub olsun ki birbirimizi de besleyebilelim. Yani tematik bir şey olsun. Bir yandan da belki kurumsal firmalar işte Ar-Ge birimlerini getirmek ister. Hem de onlarla birbirimize dokunuruz falan. Güzel bir ortam oluştururuz. Ve ticarileşme inanılmaz katkısı olacağını düşünüyorduk. Ben iknaayım şu an. Nedir? Değil mi? Çok güzel fikir gerçekten. Hadi neredeyiz? Binamız şimdi, nerede? Bunu çözeceğiz abi, sen merak etme. No, ben problem ne oldu da olmadı? Ya şöyle, biz işte dediğim gibi... Siz çok yoğunsunuz, o yüzden olmadı. Bizim zaten odamızı verebileceğimiz bir şey değildi. Bizim işimiz değil. Aslında normalde yapmamaları gereken bir şey. Tabii, aynen. Evet. Ama o heyecanla başlayıp sonra birden ay bir dakika. Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir yanı da var bunun. Şimdi ekosistemi, çünkü altında yaptı aslında. Dedi ki ekosistem oldukça daha hızlı öğreniyoruz. Tabii, tabii. Daha çok satış yapabiliyoruz. İşte evet. Atıyorum, kurumsal şirket problemini bana getiriyor. Ben ona göre ürün yapıyorum. Yani aslında bir sürü iş operasyonel sürekliliği ve verimliliği de arttıran yanları da var. Ekosistem teorisi doğru. Pratiği. Pratikte çok zor gerçekten. Bu arada zaten bizim hiçbir zaman tek başımıza yapabileceğimize inandığımız bir şey de değildi. Hani uygun partnerleri biz bu yolda buluruz. Çünkü şey, insanlar hani böyle dışarıdan ilk baktığında göremiyor oradan çıkabilecekleri. Biz dedik ki ya biz yatırımını yapalım, ilk yatırımını. Orası bir şeye benzedikçe, hareketlendikçe insanların da ilgisini çekecektir. Bunun size kalması bir garip bence. Bu garip gerçekten. Year to Next'i burada devreye sokalım bence. Yani bence yapabiliriz. Madem o kadar ben hala büyük, inanıyorum bu arada. Büyük büyük konuşuyorlar öyle. Konuşuyoruz. Evet evet. Atamazsın güzel... başkasına topu yırtın ekse. Olsun. Ya güzel görüşmeler yapıyoruz tabii ki. İlgilenen partnerler var. Bakalım hani yol ne gösterecek, ama ben çok isterim orada bir şey oluşturmayı. Gerçekten herkesin katkısıyla olsun. Tamam. Çok isterim. İzmir'de çünkü inanılmaz potansiyel şimdi var. Geliyorum Balcı ya ben cuma yaptı. Günü. Beni götür bu sefer oraya. Tamam. Göreyim orayı. Gidiyor, gidiyor musun? Bana da sormuştun. Anlaştık, tamam. Çok güzel haber oldu. Vermiyor bak. Bayağı böyle sanatçılarla falan çalıştık. Binanın dışında koca bir grafiti var. Önünde geri dönüşümden yapılmış bir heykel falan var. Yani hazırsınız aslında. Biz hazırız yani. Okey, gerçekten. Sen çok meşgulsün diye sana söylemedim. Sağ ol. Hadi yine dayanamadım. Yok ama bence bu yayın bizim için gerçekten çok ilginç oluyor. Çok yapamadığımız ilginç toplantıları bu yayında yapıyormuş gibi oluyoruz. Gerçekten çok iyi. Normalde hani seninle zaman bulacağız da clean tech hub'u konuşacağız, zor. Ama yayında konuştuk ve belki gerçekten elimizi taşın altına koyacağız. Çok güzel olur. Yani biz yenisi kafası olarak zaten bu tarz oluşumları, şey, Year to Next de bunun gibi bir şeydi aslında. Zaten desteklemeye çalışıyoruz. O yüzden Ömer abi başta olmak üzere biz de bence elimizden geleni yaparız. Zaten sen başlatmışsın yani bütün evet, şeyi. Evet evet, kesinlikle. Bayağı da bir yani marketingini yaptık aslında, pazarlamasını yaptık. Yani çok az bir çabayla oradan çok güzel bir şey çıkartabileceğimize inanıyorum gerçekten. İzmir'in buna ihtiyacı var. İzmir'in buna ihtiyacı var. Bir sürü Anadolu şehrinin buna ihtiyacı var. Kesinlikle. Ama gerçekten İzmir'deydik işte geçen ne zaman oldu, ne kadar oldu bilmiyorum ama işte bir hafta 10 gün önce. Güner'le olan programımızda da kısa bir özet geçtik oranın. Çünkü Güner de gelememişti, sen de gelemedin. O geldi ama sonradan geldi. Ha, sonra geldi. Sen partiniz vardı sizin. Evet. Ben de ona kalamadım. Kutlama parti. Ben de ona kalamadım. Vardı. Aynen öyle. Çok az o yatırıma da değinelim. Çok az zamanımız kaldı. Ama şöyle bir şey duyduk yani biz oraya gittiğimizde. Oraya gittik ve aslında yarım gün boyunca içgörü paylaştık. Yani biz ne yapıyoruz, işte işbirlikleri nasıl gerçekleşmiş, oradaki problemler değindi, nasıl çözmüşler. Yarım günlük bir etkinlikteki çıkan değer... çok büyüktü. Çünkü dediğin gibi orada öyle şeyler yokmuş. Evet. Her gelen programın işte bitişinde her konuştuğum insan, ya bunu daha sık yapmamız lazım, biz buradan çok öğrendik, işte çok fazla işbirliği çıkardık, çok fazla insanla tanıştık diye bir sürü geri bildirim aldık. O yüzden çok haklısın ve bence yapmak istediğiniz şey de öncelikle İzmir, sonra bütün ekosistem için kesinlikle çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bir yatırımı soracağım. Nereden aldınız? Alırken zorlandınız mı? İşte neden aldınız? Neden aldınız? Kendi yanınızda kavruluyordunuz en son. Evet. Bir onu soracağım. Daha sonra da klasik
Globale ne zaman gidiyoruz? Sadece Türkiye'de mi kalacağız? Sizi soracağım. İkisi beraber cevap aslında. Çünkü zaten yatırımcılar da soruyordur muhtemelen. aynen. Biraz öyle oldu. Ya bu bahsettiğim dönüşümü yaşarken mesela işte o hidrolarda başlayan süreç rüzgara döndü. İşte bir anda ortaya işte servis olarak yazılım ürünü çıktı. İşte abonelikle para kazanacağım bir modele çevirdim. Zaten o dönüşüm olunca yatırımcının ilgisini çekiyorsunuz. Otomatik olarak. Otomatik olarak çekiliyor yani. Bu sefer hani doğru şey, düğmelere basılmış oluyor. Evet. Abonelik mi? Gerçekten öyle. Enerji abonelik. MRR ha. MRR. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Yani doğru pazardaysanız, doğru bir iş modeliniz varsa zaten potansiyel görülmeye başlıyor aslında. Yani öncesinde uğraştığım şeyler hani çok çabaladım yatırım alabilmek için ama aslında yatırım alabilmek için değil o çaba, o dönüşümü yani yatırım alacak dönüşümü yaşamak içindi. Güzel, çok iyi. Güzel. Klibin hazır. Evet. Şu an daha sonra paylaşacağımız klip hazırlandı. Evet. Teşekkür ederim. Ay, çok sevindim. Süper. O dönüşümü aslında yani yatırımcılarla konuştukça, o geri bildirimleri aldıkça da seni beslemiştir diye tabii düşünüyorum. Tabii ki. O feedbackleri aldıkça işte tokatları yedikçe diyeyim yani. Öyle. Çok güzel bir şey bu arada. Yani ne kadar dürüst olurlarsa o kadar iyi genelde. Ve onları gördükçe kafanız işte dediğim gibi böyle çalışmaya başlıyor. Ve o dönüşümü yaşadıktan sonra evet zaten doğru yatırımcıyla karşı karşıya geldiğinizde şirketinize yatırım alabiliyorsunuz. Yatırımı neden aldık? Biz direkt bu ürünle zaten globale gitmek istiyoruz. Yani gerçekten globalde inanılmaz bir potansiyeli var. Ölçeklenme potansiyeli var. Özellikle şu anda odaklandığımız pazarda Kuzey Avrupa pazarı. Özellikle deniz üstünde inanılmaz kurulum var çünkü bölgede. Deniz üstü rüzgar türbinleri ve ulaşımın çok zor olduğu alanlar bunlar. Yani teknisyen de gidemiyor oraya. Artık kimse ulaşamıyor. Başına bir şey gelse kimsenin haberi deniz yok. Deniz deyince balca zaten. Zaten denizi seviyoruz. Bir de rüzgar da varmış denizde içinde. Denizde bir rüzgar türbünü. Tam benlik. Evet. Aynen. Dayanamadık zaten. Bir kulelerin altında robotlarla deniz problemlerini de çözerler. Bak bir taşta iki kuş. Bu arada gerçekten öyle. Alt bakımını da istiyorlar zaten. Alt talep ediyorlar. Üstte de zaten bir sağlık izleme sistemi kurmuşsunuz. Müthiş. Yatırımı şu anda zaten ürünü finalize etmek için kullanacağız bu sene sonuna kadar. Sonra da hedefimiz çok hızlı bir şekilde globale gitmek ki bu hedefle zaten bir sene önce Almanya'da şirketleşmiştik. Ekibimizin bir kısmı oraya taşındı zaten. Hem partnerlikler için hem işbirlikleri için hem ürünümüzü artık tanıtmaya başlamak için. İşte biz de böyle bir şirketiz, teknolojimiz böyle gibi. Hep bir adım önde farkındayız. Evet, gerçekten öyle. Öyle olması lazım. İyi girişimci zaten bir adım önde olur diye düşünüyorum. Buraya aldığımız genelde konuklar hep iyi girişimcilerdi. Çok erken aşama olmayan girişimcilerdi sizin gibi. Çok erken aşama kimseyi almadık diye hatırlıyorum. Daha iyi oluyor çünkü büyük bir deneyimi anlatmış oluyorsunuz. Yani yıl olarak değil belki ama o dedin ya hani o bir yıl bizden neler götürdü dedin. O belki gerçekten 10 senelik bir deneyime eşit herhangi başka birinin. Bunu dinlemek ve öğrenmek hakikaten benim için de çok faydalıydı. Bence bizi izleyenler için de faydalıdır diye düşünüyorum. Ömer abi senden çok kısa son bir soru ve senden de son bir cümle rica edeyim. Sonra yavaş yavaş kapatalım. Güneşten neden vazgeçtiniz? Güneşten aslında böyle vazgeçmek gibi değil de ertelediniz. Hani, erteledik, biraz askıya aldık. Bu cevabı bekliyordum, teşekkür ederim. Önce globale bir gidelim ki şu anki ürünlerle. Odağımızı kaybetmemek önemli şu an. Yok, çok güzel. Yani gerçekten hani en benim yapamadığım. Bütün yolculuğu aynen senin, benim de yapamadığım aslında. Bütün yolculuğu öğrenerek bir dakika tamam onu da yapmak lazım ama sonra yaparız deyip. Aynen. Önceliklendirme ya bunun için anahtarı. Onu, biz biliyorum aslında. Kafasında hep birbirimize bu konudan anlatırız bulaşıyoruz. Anlatırız da yapamayız. Hiçbir zaman yapamayız. İşte yapanlar geliyor Allah'a. Yapanlar geliyor, konuk alıyoruz biz de. Bizim de işimiz o. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldim, ben teşekkür Hiç ederim. Hiç şey yapamadık yani. Full force aktık. Evet, evet. Çok öğrendik, çok anladık. Teşekkür ederiz geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten. İyi ki geldin. Umarım bir daha konuk alırız sizi. Bu haftalık bu kadardı. Balca Verover'ın kurucu ortağı Balca bizimle aslında girişimcilik hikayesini paylaştı. Sektöre derinlemesine baktık. Hem hidroelektrik santrallerinden girdik. Denize tabii ki bir girdik çıktık. Rüzgar enerjisine girdik. Globale nasıl gideceğiz? Yatırım alma, ekibi büyütme, prototipten problemi keşfetme, kurum işbirlikleri hepsini konuştuk aslında. Çok fazla şey değinmişiz. Güzel bir bölüm oldu. Önceki bölümlerde değindiğimiz şeylere de referans verdik. Önceki bölümleri EkoTürk'ün YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Bundan sonra bu bölümden çokça çıkacak o klipleri de aslında Yenesi Kafası'nın herhangi bir sosyal medyasında paylaşıyoruz. Siz de en sevdiğiniz sosyal medyadan Yenesi Kafası'nı takip edebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın.
Haftalık da bu kadardı. Çok teşekkür ederiz.